Merhabalar herkese. Bugün 1991 yılında oynanmış Nigel Short, Jan Timman oyunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Beyazlarda Nigel Short, siyahlarda Jan Timman oynuyor. Bakalım bu oyunda neler olmuş. E4'te başlamış Nigel Short. At F6. Evet, burada biraz duralım çünkü Alekin savunmasını tercih etmiş Jan Timman. Çok top seviyede nadir gördüğümüz açılışlardan bakalım Jan Timman ne hazırlamış. E5, at D5, D4 ve D6. Klasik Alekin savunmasının E4 at F6'nın devam yollarından. At F3, G6, filini G7'den geliştirmek ve bu piyon zincirine tabii ki baskı uygulamak istiyor siyahlar. Fil C4, at B6, fil B3 ve fil G7 gelmiş. Fil G7'nin ardından tabii ki bu piyonlara olan baskı kırışlardan sonra bir rok bozulması olmaması adına vezir E2 oynanmış. Beyazlar tarafından at C6 ve rok. Şu an bütün taşlar savunmada ve herkes aletlerini açılışın gerektiği yerlere koymaya çalışıyor. Rok gelmiş siyahlardan da H3. Burada H3 önemli. Bazıları H3'ü tempo kaybı olarak görebilir ama burada önemi şu. Herhangi bir fil G4 hamlesini kabul edemez beyazlar. Çünkü bu at açmazda kalmasının yanı sıra artık fil çarpı F3'ler de bir tehdit olacak. Çünkü bu atın yani bu piyonların bu at tarafından savunulduğunu biliyoruz. Bu piyonların düşmesine sebep olabilir bu açmaz. Bu yüzden bu açmazı istemiyor beyazlar ve H3 oynuyor. A5. Burada tabii ki basit bir A4 fikriyle beyaz fili düşürmeye çalışıyor. Karşılığında da Nigel Short A4 oynuyor. D çarpı E5, D çarpı E5. Bu konumlar aslında biraz daha şey, iki tarafın da oynayabileceği, yani bu E5 piyonu iki tarafın da değerlendirebileceği bir piyon. Yani zaten olay da biraz bunun üstünden dönüyor. Hani oyunun devamı hakkında bir şey vermiyorum, kopya vermiyorum ama şimdi böyle uzakta bir piyonunuz varsa bunun üzerine beyazlar bir oyun kurabiliyor. Bu piyonun yaratacağı boşluklardan bir şeyler elde edebiliyor. Ya da siyahlar sürekli mesela burada sonuçta bir baskı var. Sürekli bu piyona basarak bu piyonu kazanıp oyun sonuna girip bir piyon önünde kazanabiliyor. Bakalım devamında neler olmuş oyunun. At D4. Şimdi C6'daki atıyla F3'teki atını değiştirmeyi tercih etmiş. Değişmeyi tercih etmiş siyahlar. Tabii ki bunu yaparken at çarpı D4 ile vezir çarpı D4 ile D8'deki vezirini D4 karesine bir merkez karesine gelip vezirini aktif bir yere oturmuş. Kale E1. Aslında burada benim sevdiğim, daha doğrusu benim de ilk anda gördüğüm ama bilgisayarın da önerdiği bir hamle var. E6 hamlesi. Şimdi E6 hamlesinde şöyle bir devam yolu oluyor. Fil çarpı E6, işte fil çarpı E6, F çarpı E6, vezir çarpı E6'nın ardından beyazlar herhalde bu konumu beğenmedi. Nigel Short bu konumu beğenmedi. Onu ben şöyle anlıyorum. Yani kale F7 oynayacaktır burada. Beyazsınız ve sadece oyunda veziriniz çıkmış durumda. Yani bilgisayar için bu konum eşit, hatta beyazın belki biraz üstün olduğu bir konum muydu? Tam olarak analizi hatırlamıyorum fakat hiçbir taşınız oynamamış durumda şu anda. Yani ya tabii rok atmışsınız ama bu taşların bir işlevi yok. Ama siyaha baktığımız zaman F7'de bir kalesi var, G7'de fili var, veziri D4'te, bir atı var B6'da. Yani B6'daki atın B1'deki attan daha iyi olduğunu söyleyebilirim herhalde. O yüzden bu konumu tercih etmemiş ve basitçe bu E6 hamlesine şu anlık hazırlığı olmadığını düşünüp bence kale E1 oynamış ve taşlarını geliştirip devam etmiş beyazlar. Siyahlardan E6 geliyor şu anda ve bu fikri hemen kesiyor. Tabii E6 oynarken burada siyahın ne kaybettiğine de bakması lazım. Çünkü şimdi bu karelerde E5 piyonu etkin olabilir mi? Yani bu siyah kareler acaba değerlendirilebilir mi? At D2. At D5. Merkeze bir atını geliyor. At F3. Ve vezir C5. Vezir E4. Burada oyundaki vezir hamlelerini aslında çok beğeniyorum. Yani diğer taşların fazla tehdit edemeyeceği yerlerde ve merkezde oynuyor vezirler. Ve bilgisayar başka hamleler önermesine rağmen, yani burada H4, C3 gibi hamleler öneriyor bilgisayar. Ben
Vezir Ö4 hamlesini gerçekten çok beğendim. Çünkü nasıl diyeyim? Çok esnek bir hamle. Yani veziri her an bir şah kanadına aktarabilirim. Yani E2'deki bir veziri için benim yapabileceğim en iyi şey C5'teki daha güçlü gözüken, daha merkezi gözüken vezirle değişebilir miyim acaba diye düşünürdüm. Ama şimdi E4'teki vezirim daha aktif bir vezir olarak gözüme çarpıyor. Vezir B4 ki siyahlar da şimdi vezir kırışı teklif ediyor. Fil C4. Bu önemli kararlardan bir tanesi. Burada veziri kırışmıyor Nigel Short. At B6. Şimdi veziri kırışmak zorundaymış gibi bir konum oluştu ama Nigel Short'un fikri burada daha da güzel ve B3 oynuyor. Biraz devam edip fikri anlatacağım. At çarpı C4, B çarpı C4. Şimdi olay şu. Çift filin piyonlar oyunda yokken hatlar biraz daha açık olduğunda üstün olduğunu biliyoruz fil ata karşı. Yani ata karşılık fil değişmek oyunun ilerleyen safhalarında çok değişkenlik gösterebilir. Fakat burada fikir bu yapının yani benim beyazın piyonlarının beyazda olması bu fili kötüleştiriyor. Nigel Short bunu düşünüyor ve bu filin yeteri kadar aktifleşemeyeceğini düşünüp bu atın daha değerli olacağını düşünüyor. Ve böyle bir şey oynuyor. Kale E8. Tabii ki burada kale E8 en mantıklı hamle. Çünkü fil A3'ten bir şey var. Şiş durumu var. Kale E8 oynuyor bundan kaçmak için Timan. Kale D1. Bir tane açık at var oyunda ve o açık attı alıyor beyazlar. Vezir C5. Vezirine uygun konum yaratmaya çalışıyor siyahlar. Vezir H4. Vezir E4'ü beğendiğimi söylemiştim. Vezir H4 ile biraz bunu kanıtladı. B6. Tabii ki siyahın çıkmamış olan beyazdaki filini hem kalelerin birbirine olan bakışı önemli olduğu için, birbirini koruması önemli olduğu için B7'den geliştirmeyi tercih ediyor. Çünkü burada F7 ve E6 duvarı var. Fil E3, vezir C6 ve fil H6. Şimdi tabii ki bu siyah kareleri değerlendirebilir mi demiştim ama bunu oyunun ilerleyen safhasını düşünerek söylememiştim o anda. Ama o biraz gerçekleşmiş gibi oldu. Fil H6'ya fil H8 oynuyor. Bu kalenin F8'de olmadığı konumlarda geçerli olabilecek bir hamle. Yani çok da büyük bir yanlış değil. Yani kırmak diye bir seçenek zaten yok. Çünkü kırarsa vezir çarpı H6 sonra at G5 fikirleri falan bunları tutmak çok çok zorlaşacak. Hatta belki tutamıyor da olabilir ama zaten böyle konumlarda genelde siyahlar bekleyip işte fil çarpı G7 alınırsa şah çarpı G7 alıyor. Burada fil H8 tercih etmiş ve siyah filini vermek istememiş siyahlar. Çünkü F6 karesini herhangi başka bir taşı vezir hariç savunamayacak. Kale D8. Beyazlar bir inisiyatif aldığını düşünüyor ve bunu değerlendirmek için siyahların üstüne yükleniyor ve kale D8 güzel bir hamle. Fil B7 tabii ki kırmak gibi bir seçeneği zaten düşünmüyoruz vezir çarpı D8 olduğu için. Fil B7 ve kale D1. Bu hamleler gerçekten beyaz tarafından da tabii siyah da doğru oynuyor ama beyaz kale D8'den itibaren inisiyatifini iyi değerlendirdi ve D hattına şu anda sahip. Fil G7 şimdi filini değişmek istiyor. Neden şimdi filini değişmek istiyor? Çünkü vezirin bu karedeki aktifliğini istemiyor. Yani olay biraz şu. Bu vezir hem burayı hem burayı aynı anda savunamayacağı için beyaza bir tercih yapman gerek diyor burada siyahlar. Beyaz da kale 8 D7 oynuyor. Kale 8 D7'nin özelliği aslında bu hamlede ortaya çıkacak. Çünkü kale 8 D7 ile artık zayıf olan bir F7 piyonuna baskısı var. Yani burada artık at G5'ler gelemiyor tabii ki şu anda. Mat tehditleri var ama yani F7 karesine sürekli bir baskı olacağı zaman ya da herhangi bir baskı olacağı zaman mesela şöyle diyeyim. Herhangi bir hamleye fil çarpı G7 herhangi bir hamleden kastım da işte kale C8 gibi bir şey olsun. Herhangi bir hamleye beyazın fikrini anlatmış olayım. Fil çarpı G7 ona şah çarpı G7 alamıyoruz. Kale C8 oynayayım. Fil çarpı G7, şah G7, vezir F6. Şimdi tabii mat oluyor zaten görenler vardır aranızda. Şöyle
hızlıca bir mat fikri var. Bu yüzden f7 karesini savunmak önemli burada. Kale f8 oynuyor siyahlar bunu görüp, ama kale f8 yani doğru bir hamle bile olsa sonuçta kalenizi daha pasif yere itiyorsunuz. Fil çarpı g7, şah çarpı g7'nin ardından kale 1 d4 oynuyor beyazlar ve bu gene oyunda en beğendiğim hamlelerden bir tanesi. Çünkü yani şöyle diyeyim, burada hep beraber yani oyuncuların %90'ı, 95'i, 99'u vezir f6'yı oynadı bile şu anda. Fakat vezir f6 kaçmadığı için, yani herhangi bir anda vezir f6 oynayabileceği için şu anda en az iş yaptığı düşündüğü taşını, yani bu at matı tuttuğu için, şu anda buradan matı tuttuğu için bu at sadece D hattındaki hakimiyete yardım ediyor. Bunu daha da aktifleştirmek istiyor ve kale 1 D4 oynuyor. Bu hamlenin önemi de şu. Yani çok esnek hamleler. Vezir E4 hamlesi gibi. O yüzden beğeniyorum. Her an kalemi şah kanadına aktarabilirim. Ve bir mat fikri çıkartabilirim oradan ki atım da burada. Yani mat fikrinden, G2'deki mat fikrinden çıktığım anda, onu koruduğum anda herhangi bir şekilde bütün taşlarım şah kanadına bakıyor olacak. Ya da bakabiliyor olacak. Kale AE8. Şimdi siyahın konumuna baktığımız zaman taşları biraz pasif. Tabii ki buradan bir batarya kurmuş ve G2'den mat istiyor, ama F3'te at durduğu sürece bu iki taş hiçbir şey yapmıyor konumunda. Yani bu ata karşılık bu vezir ve fil neredeyse oyunda. Ama kale AE8 harici bir hamle de öneremiyorum siyahlara. Çünkü aktif olabilecek, saldırabilecek bir hamlesi yok görebildiğim. Vezir F6 şimdi geliyor ve şah G8. H4. Burada beyazın fikri H5, H6 gibi şeylerle işte vezir G7 mat fikirleri. İşte H5 eğer kırılırsa bu sefer de kale G4, vezir G7 gibi mat fikirleri var. Kale D4'ün önemi buradan da belli oluyor. Ama H4'e karşılık tabii ki H5 sürüşünü istemeyecek siyahlar Yantinman ve direkt H5'i kendi oynuyor. Burada oyuna bir bakmak lazım. Burada Nigel Short'un tam olarak ne düşündüğünü bilmiyorum. Ama Yantinman muhtemelen şöyle düşünüyor. Ya benim taşlarım koordinesiz. Çok da iyi kalelerim yok. Yani rakibim benim üstümde bir baskısı var, ama siyahlar adına konuşuyorum. Bunu nasıl değerlendirecek ki yani? Bunu nasıl değerlendirebilir? Yani H4'e H5'ten sonra sanki oyun biraz siyahların düşüncesine göre kilitlenmiş gibi bir durum bence. Ki şah H2 oynuyor beyazlar. Burada fikri muhtemelen, bu arada oyunu hatırlayanlar varsa buradan itibaren hafif hafif olaya uyanmışlardır. Şah H2 oynuyor. Benim düşüncem aslında şeydi. Tabii ki bu biraz şey olacak. Çok önceden de maça baktığım için hatırlıyordum, ama belki bu G2 matından kurtulup bir şekilde şahını G2'deki mattan kurtulup atını aktifleştirerek, mesela at G5 gibi bir şey oynayarak F7 karesine ekstra bir baskı ve direkt zaten oradan maçı kazanıyor. Ama Yantinman bunu pek önemsememiş ve kale C8 oynamış. Yani gene yapabilecek aktif bir hamlesini görmüyorum siyahların. Ne deneyebilir bilmiyorum. Bilgisayarın önerileri de hatırladığım kadarıyla böyle çok çok bir şey değiştirecek öneriler değil. Hatta kale C8 bilgisayarın önerdiği hamleydi muhtemelen. Şah G3 geliyor. Buradan itibaren artık daha önce bakan birisi kesinlikle oyunu hatırlıyordur. Yantinman gene bir şey olduğunu düşünmüyor ve kale E8 oynuyor. Yani beyazın bir şey yapamayacağını düşünüyor. Hani atı açmaz da sonuçta. Ne yapabilir? Şah F4. Artık burada beyazın fikrini anlatabiliriz herhalde. Beyaz atının açmazda olduğunu biliyor. Kalelerinin iyi konumda ve güzel baskılar yaptığını biliyor, ama siyahın da karşılığında pasif olmasına rağmen sağlam durabilecek bir savunması var. Tek zayıf yönü buradaki siyah kareler. Ve bunu değerlendirebilecek beyazın ikinci bir taşı yok. Yani beyaz da isterdi. Ya şurada siyah bir film olsaydı, buradan akıtsaydım, işte mat etseydim. Ama öyle bir hafif aleti ya da onu değerlendirebilecek başka bir ağır aleti yok. Çünkü bu kaleler bu kareyi değerlendiremiyor doğal olarak. Atı da değerlendiremiyor açmazda olduğu için. Ve başka bir yöntem buluyor beyazlar. Ve
Ben diyor bu kareleri şahımla değerlendirebilirim ve şah f4 oynuyor. Artık fikir şah g5, şah h6 ve vezir g7 ile mat. Olayın siyah için kötü tarafı da şu. Şaha yardım edebilecek gerçekten bir taş yok. Çünkü siyahın da siyah fili yok. Atı da yok ve buraya, bu tarafa manevra edebilecek, bu karelere manevra yapabilecek herhangi bir taşı bulunmamakta. Fil c8 oynuyor. Kaleyi istiyor ama tabii ki artık buradan sonrası çok basit beyazlar için ve şah g5'in ardından Jan Timman matı görüyor ve oyunu terk ediyor. Bu oyun tabii ki efsane şah yürüyüşü olarak geçiyor ve gerçekten eşine az rastlanır bir fikir. Benim de çok beğendiğim bir oyun. Uzun süredir çekmek istiyordum. Abonelerimizden birkaçının da isteği oldu bu konuda. Ben de bugün bu oyunu sizlerle paylaşmak istedim. İsterseniz devam edelim. Normalde tabii ki fikri anlattım. Şah h6 ve vezir g7 ile mat var. Fakat siyahlar biraz işi zorlaştırabilir mi? Zorlaştırabilir. Şah h7 oynasın. Çok güzel bir vezir çarpı g6 hamlesi var. Burada f çarpı g6 yok ve açmaz var doğal olarak. Şah h8 olabilecek, yapılabilecek tek hamle. Vezir h6 şah. Şah g8 gene yapılabilecek tek hamle. Ve burada artık beyazın çok beğendiğim hamlesinin önemi tekrar ortaya çıkıyor. Şah h5, şah çarpı h5 ya da şah f6'ya fikri siz de görmüşsünüzdür. Siyahın herhangi bir hamlesine kale g4 ile mat var. Evet, bugün sizlerle bu efsane şah yürüyüşü oyununu paylaşmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenirseniz başka videolar çekmem de beni şevklendirmiş olursunuz ve kanalımıza abone olursanız videolardan haberdar olursunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.